Samsun'un önemli şirketlerinden Erçallar da 2013 yılında Nijerya'da FETÖ'nün gazabına uğramış. Ömer Erçal'ın kazancın yarısını istediler ifadesi bana hiç de yabancı değil. 5 yıl önce FETÖ'nün kumpasına uğrayan Galip Öztürk, kimine göre himmet, kimine göre de haraç olarak kabul edilen adeta mafyavari çökme uygulamasının varlığını kamuoyunu duyuran ilk iş adamıydı. Galip Öztürk 2011 yılında holdingin kazancının %50'sini vermediği takdirde hapse atılacağı tehdidine rağmen yıllarca hapis yatarım yine de vermem, idam da edilsem yine vermem diye sesini yükseltmişti. Bu teklifi yapanların adlarını da tek tek kamuoyuna açıklamıştı. Hem Silivri cezaevinde hem de tahliye olduktan sonra yaptığı açıklamalar birçok yaygın gazetede çıkmıştı. Recep Tayyip Erdoğan 17-25 Aralık yargı darbe girişiminden sonra iş adamlarından bu yönde şikayetler almış, toplantılarda bildiklerinizi söyleyin demesine rağmen Galip Öztürk ve onun yüreklendirdiği birkaç iş adamı dışında hiç kimse şirketlerine çökme girişimini anlatmamış ya da anlatamamıştı. Hak vermiyor da değilim çünkü korku imparatorluğu her yeri sarmıştı. Böyle zamanlarda konuşmak devlet içindeki FETÖ yapılanmasını karşına almaktı. Maliyesi, çalışma müfettişleri, polisi, jandarması, hakimi ve savcısıyla kim başını derde sokmak isterdi? Birçok iş adamı canı yandığı halde işte bu güç karşısında susmak zorunda kaldı. Galip Öztürk'e de sus denildi. Aksine o sesini daha çok yükseltti. Sonuç ne oldu? FETÖ'nün ileri gelenlerince yapılan iftiralar, Ergenekon eski Cumhuriyet Savcısının açıklamaları ve belgelere rağmen kumpas davasında yeniden yargılanma başvuruları sümen altında. Çok sayıda medya kuruluşunun gazete sayfalarında ve ekranlarında Galip Öztürk'ün yeniden yargılanması gerektiği konusunda oluşan kamuoyu desteğine rağmen sürecin yavaş işlemesi akıllara şu soruyu getiriyor. Sus denildiğinde sussa mıydı acaba? Holdingin şirketlerinde çalışan 20 bine yakın kişinin %90'ı neredeyse Samsunlu olan bir iş adamına kumpas kurulduğu itirafları ve belgelerine rağmen hukuki süreçte ortaya çıkan belirsizlik, haraç veren ya da istenen iş adamlarını suskunluğa itmez mi? Hiç kimse Galip Öztürk suçludur ya da suçsuzdur demiyor. İstenilen şey adil biçimde yargılanmasıdır ve bu talep de her vatandaşın hakkıdır. Hain örgütle mücadelenin özünde kişiler değil, devlet ve milletin geleceği vardır. O yüzden devlet, FETÖ'yü deşifre edenlere yasal sınırlar içinde güven verme konusunda ağır aksak davranırsa örgüt yapılanmasında çözülmeler zorlaşacaktır.